Mayalar yaratılışla ilgili yazıtlarında kertenkele adamlar diye bir türden söz ederler. Gökyüzünden gelen ve Maya medeniyetini ele geçiren bir tür. 21 Aralık 2012'de herkes dünyanın sonunun gelmesini bekliyordu. Ama eski Maya kehanetinde kıyamet günü tahmini yoktu. Kehanette sessiz bir istiladan söz ediliyordu. Sürüngen uzaylıların gelişi ve sonun başlangıcı. Milattan önce 1200'lü yıllarda ileri uygarlığa sahip bir ırk gökyüzünden gelip gezegenimize indi. 9 şeytani ruhlu elçi ve askerleriyle birlikte. Yeryüzünde ve gökyüzünde iyi ile kötü arasında büyük bir savaş başladı. Mayalar kendi yazıtlarında tanımladıkları büyük efendileriyle yan yana savaştılar. Birlikte kötülüğü yendiler ve iyilik hüküm sürdü. 9 kötü elçi ve onların askerleri yenildi ve su altındaki gizli bir labirentte sonsuza kadar tutsak kalmaya mahkum edildiler. Tam bir karanlık içinde ve evrende yaşayan her şeyden uzaklarda bir yerde. Bu labirent sonsuza kadar mühürlendi. 21 Aralık 2012'de labirentin kapısı açıldı. İşte bu bizim hikayemiz. San Bernardino de Siena Manastırı, Valladolid, Yucatan, Meksika. Hey Ramon! Oradaki molozları temizlediğinde bana haber ver ki pompayı çalıştırabileyim. Burada boruyu tıkayan bir şey var patron. Sadece çakıl taşları, sen devam et. Hayır patron, bir taş bile o gibi. Gerçekten çok zor. Biraz acele et, bütün manastır susuz kaldı. Ramon! Neredesin? İyi misin? Ramon! Tamam, buldum. Taştan yapılmış bir küpe benziyor. Seni gerizekalı, beni çok korkuttun. O şeyi at ve o delikten hemen çık. Orada yüksek gerilim hattı var. Bence buna bir göz atmalısın patron. Pekala, yukarı getir. Ama oradan hemen çık. Bu çok ağır. Bana yukarı çıkarmak için bir halat lazım. Hadi çocuklar, bana şu halatı uzatın. Halatı indiriyorum. Gönder patron, gönder. Hadi gönder. Çek hadi, yavaşça. Yavaşça. Dikkatli ol. Muhteşem görünüyor. Dikkatli ol. Dikkat et. İyi tarafı kapakla işimizin bitmiş olması. Evet. Muhteşem bir şey. Pekala. Bu şeyi nereden buldun? Buldum işte. Bana bir keskiyle çekiç ver. Hadi hadi hadi. Ne oldu? Bu olamaz. Ne olduğunu biliyor musun? Buradan hemen gitmeliyiz. Hadi. Hadi! Ne oldu şimdi? Kim bilir? Onların batıl inançları olduğunu bilirsin. Peki bu ne? Bilmiyorum. Ama çok eski gibi. Mayalardan kalma. Hemen gidip pederi bulalım. Gelip bakmasını söyleyeceğim. Bu taraftan lütfen. Sizi tebrik ederim. Olağanüstü bir konferanstı.
Verdiğiniz bilgiler ışığında mayalara olan bakış açımızda gerçekten 180 derecelik bir değişim olacağından eminim. Teşekkür ederim. Yakın bir gelecekte sizi ve ekibinizi yeniden görmeyi umuyoruz. Kesinlikle. Buraya yine gelmeyi çok Dr. isterim. Dr. Green, burada bizimle olmanız gerçekten büyük zevkti. Rica ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Doktor, elimde aradığınız o dosyanın bir nüshası var. Peder bir nüshasını da size vermemi söyledi. Ayrıca posta kutunuza da bununla ilgili ayrıntıları gönderecekmiş. Miller'la bağlantı kurup onu buraya gönder. Bay Miller şu anda boşta değil gibi efendim. Özel bir sözleşmesi var. Tamam, en fazla 2 gün içinde burada olmalı. Bunu gerçekleştir, gerekirse acil durum fonlarını kullan. Ama onun sözleşmesi bitti efendim. Umurumda değil, işi hallet. Ona burada ihtiyacım var. Doktor Green. Paramız tükenmek üzere. Para için endişe etme. Stanford'la konuşacağım. Onunla konuşmam için görüşme ayarla ve bu konudan başka hiç kimseye söz etme. Pekala efendim. Tamam. Mark, detaylar umurumda bile değil. Bu birleşmeden sen sorumlusun, anlıyorsun değil mi? Şu anda yönetim kurulundaki 11 üye bizden yana. Herhangi bir sorun çıkmamalı. Bunu gerçekleştir. Mazeret istemiyorum. Kesinlikle mazeret istemiyorum. Alo? Dr. Green, nasılsınız? Mükemmel. Bir saniye lütfen. Ne haber eski dostum, nasılsın? İyi bir haber ver. Kutsal kaseyi bulduk mu? Sanırım bulduk ama biraz daha paraya ihtiyacım var. Günün sonunda paranı alacaksın dostum. Ama özel koleksiyonum için orijinal parçayı istiyorum. Benim şartım da bu. Tamam mı? Evet efendim. Merhaba, Bay Daniel Noble'ı arıyordum. Tabii. Bir saniye. Teşekkür ederim. Evet. Bay Daniel Noble'ı arıyordum. Daniel Noble benim. Özür dilerim. Peder Grosjean'ı tanıyor musun? Evet. Beni size yönlendirdi. Hı-hı. Ben Doktor Alan Green. Evet tabii. Aslında haber vermişti. Konuşabilir miyiz? Şu anda çalışıyorum. Bir saat sonra amfiteyatroda buluşalım. Elbette. Tamam. Orada görüşürüz. Pekala. Evet, sizin için ne yapabilirim doktor? Green, hı-hı. Alan Green. Tamam mı? Hemen konuya gireceğim. Ormanın ücra bir köşesini araştırmak için uzman bir ekibe ihtiyacım var. Ne tür bir bölge? Henüz emin değilim ama sualtı mağaralarından biri olmalı ve size ihtiyacım var. Artık mağara dalışı yapmıyorum. Bunu biliyorum. Bu yüzden hizmetinize karşılık yüksek bir ücret ödemeye hazırım. Burada rahatım yerinde. Bundan eminim Bayan Noble ama bu hayatınızı değiştirecek, inanın bana. Keşke para hayatımı değiştirebilseydi. Teklifinizi geri çevirmem gerekiyor. Aradığınız kişi ben değilim. Sizi yorduğumuz için üzgünüm. Lütfen. Peder Grosjean gerçek bir kaşif olduğunuzu söylemişti ve bu bölgeyi en iyi tanıyan kişi. Size dalış dünyasında tarih yazmanız için eşsiz bir fırsat sunuyorum.
Peder Grosch'un bana burada yaptığınız işlerden söz etti. Buradaki çiftliklerde ve manastırlarda müthiş işler başarmışsınız. Tam olarak neye ihtiyacınız var? Yucatan'ın güneyindeki ormanlarda yapacağım bir keşif gezisi için bana eşlik edecek profesyonel bir ekibe ihtiyacım var. O bölgeyi çok iyi tanıdığınızı biliyorum ve ekibinizin her üyesi için size 100.000 dolar ödemeye hazırım. Size de iki mislini ödeyeceğim. Bu çok büyük bir para. Orada ne bulmayı umuyorsunuz? Ne yazık ki bu konuda size bir bilgi veremem. Ama adamlarımla konuşmam için daha çok bilgi lazım. Bakın Bayan Noble, bu evet ya da hayır durumu değil. Ekibimi bir an önce toplamam gerek ve daha fazla zaman kaybedemem. Ama hiçbir şey bilmeden karar vermemi bekleyemezsiniz. Gizlilik bu gezide hayati önemli. Kimse nereye gittiğimizi ve ne aradığımızı bilmemeli. Çok düşük profilli bir gezi istiyorum. Ve eğer yanılmıyorsam bu tüm zamanların en büyük maya keşfi olacak. Merhaba bebeğim. Daniela, nasılsın? Ben iyiyim Kuksu, sen? Çok iyiyim. Sana ne ikram edebilirim? Sadece bir bardak su. Merhaba Esmer güzeli. Bana içecek bir şey söyle. Yeterince alkol kokuyorsun. Ismarlayacak mısın, ısmarlamayacak mısın? Kaç kadeh içtin sen? İstediğin kadar içerim. Eli senin canına okuyacak sersem şey. Gününü göstermemi ister misin çakma Mel Gibson? Bunu rüyanda görürsün. Aman iyi. Seninle iş konuşmalıyız. Ama burada olmaz. Benimle dışarı gelir misin? Senin için ne yapabilirim? Ormana keşif gezisi yapacağız. Ama bütün ekibi istiyorum. Bu kesinlikle şart. Seninle ve adamlarınla yeni bir keşif gezisine hazır mıyım bilmiyorum. Bilmiyorum. Yine kıskançlık krizine mi girecek yoksa? Ha? Asıl kıskanan sen gibisin. Rolle aramızda bir şey olmadığını biliyorsun. Ve sağlam bir ekibimiz var. İşin ucunda da iyi para var. Paraya ihtiyacım olmadığını sen de biliyorsun. Dinle. İlgimi çektiğinden değil ama. İş neyle ilgili? Günaydın bebeğim.
Ne oldu? Hadi ne olduğunu söyle. Dün gece neredeydin ha? Bardan çıkışını hatırlıyor musun? Evet, evet. Ama bir şey olmadı. Ah, lütfen yapma. Benimle sadece iş konuşmak istedi. Aslında konuştuğumuz her şeyi sana da anlatacaktım. Olağanüstü bir şey. İnanılmazsın. Bak bebeğim, bunu duyman gerek. Eski karınla bir iş öyle mi? Duymak için sabırsızlanıyorum. Bu bir keşif gezisi. İşin karşılığında çok iyi para vereceğim. Paraya ihtiyacımız yok. Ah biliyorum. Ama 3 günlük iş için 50.000 dolar teklif etti. Hadi. O kadar parayla evlenebiliriz. Birlikte muhteşem bir balayı yapabiliriz. Hadi. Tamam. Ama ben de geliyorum. Mükemmel. Katerina. Ama sana işin ne hadi olduğunu açıklayayım bari. Tamam mı? Dinle canım. Hadi bak, gel. Bak, neredesin? Bak dinle. Bir dakika. Bebeğim hadi. Bir bak. Bebeğim hadi. Hadi koş yakala. Gerçekten. Muhteşem bir hadi gezi olacak. Hadi yakala. Olacak. Sen getir de çok onu bana hadi. Bundan eminim. Merhaba Mark. Merhaba Deni. Ne var ne yok? Şuna bak. Vay canına. Olağanüstü. Evet değil mi? Bu sabah çektim. Oraya tek başıma daldım. Herkes uyuyor mu? Hey Imani ile neler oldu? Ah iyi geçti bilirsin. Harika. Ama sana sonra anlatırım. Şimdi rolü uyandıracağım. Hayır hayır dur Deni. Bence bunu yapmak istemezsin. Şu anda olmaz tamam mı? Hazırlanması için ona şans ver. Sahi mi? Evet. Boş ver. Hey, Rol, uyan. Aa. Aa, kahretsin. Seni uyardım. Önemli bir şey değil. Bence kız onun kuzeni. Bunu dert etme. Lanet olsun. Sen gerçekten budalanın tekisin. O sürtüyü buraya getirme demiştim sana, öyle değil mi? Daniel'in geleceğini nereden bilebilirdim? Üstelik onu sonsuza dek bekleyecek değilim. Yavaş ol koca aygır. Bayan Noble'ın seni beklemene ihtiyacı yok. Gereğinden fazla yas tuttu. Böyle aptalca bir şey nasıl söylersin? Yapma dostum. Sadece üstesinden gelemediğini söylüyorum. Morris'i en iyi dostundu. Bunu unuttun mu? Hayır. Adam öleli daha 4 ay oldu ve sevgilisine yanaşmaya çalışıyorsun. Hadi dostum hızlı gidiyorsun. Azmış gibisin. Bu adama ihtiyacımız var mı? Evet. Bu adama ihtiyacımız var. Şuna bakın. Oo. Hı? Bu harika. Gerçekten iyi. Mani'ye neden ihtiyacımız var bilmiyorum. Ha, elbette biliyorsun. Tüm bunlar sana tuhaf gelmiyor mu? O gringo bir askermiş gibi görünüyor. Üstelik bize dünyanın parasını verecek. Fazla para verdiğini düşünüyor. Ha, bunu ciddi misin? Söylemedim. Evet, bunu söylemedim. Düşünüyor. Mani'yi severim. İyi adamdır. Pisliğin teki. Tam bir pislik. Evet. Kıskanıyorsun dostum. Merhaba. Buna inanamıyorum. Lütfen bana öyle bakmayı bırakın. Koşuya çıktığım için biraz geç kaldım. Sizin için güzel görünmek istedim. Ve sen kimsin? Bu Doktor Green. Bundan sonra patronun. Hadi kamyonete bin. Gidelim artık. Bir saniye. Ellie geliyor. Hey,
Eri de kim? Benim sevgilim. Nereye gidersem o da gelir. Merak etmeyin, mükemmel bir dalgıçtır. Onu ben eğittim. Fazladan bedava. Bir dalgıç demek dostum. Benim kıyam. Dinle. İsmin her neyse. Bu bir eğlence gezisi değil. Ciddi bir iş. Oh. Of. Bu adamın ekipteki pozisyonu tam olarak ne? Ona kullanmayı hiç istemeyeceğim pahalı bir sigorta poliçesi diyebilirsin. Emniyet kemeri. Gerekli bilgilendirme yapılacak. Evet. Bir şey var mı? Evet, evet. Bence bir şey yok. Sadece komik olmak istedim. Ve komik şeylerden anlamam. Chris Walken'den neden hoşlanmıyorsun? Ondan hoşlanmıyorum çünkü sesi kulağıma hoş gelmiyor. Belki de Manny'nin sesini taklit etmeyi öğrenmelisin. Aa evet, deneyebilirim. İzin verirsen. Muhtemelen bu Daniela ya... Canın cehenneme, canın cehenneme. Evet. Buna inanamıyorum. Ne kıskanıyorsun dostum? Orada biraz sessiz olur musunuz? Duydunuz mu? Ne zamandan beri bu adamlarla çalışıyorsun? Uzun zamandır. Ellie'nin kız arkadaşı ona oldukça öfkeli görünüyor. Onu dert etme. İşinin en iyisidir. Bunu yapma. Lütfen bunu yapma. O şeyi hemen söndür hadi. Ben ciddiyim. Ben ciddiyim. İşte bu harika. Sana ver dedim. Bu kadar hadi. Sıkıcı olursan berbat bir tatil olur tatlım. Bu kahrolasıca bir tatil değil çünkü tatile çıkmıyoruz. Artık tatilde değiliz. Onu vermelisin. Hadi. Hadi ver şunu. Hadi Ellie. Söndür o şeyi. Sen iyi misin? Evet. Sadece kafam çarptı. Hey. Dur bekle. Neler oluyor? Sakin ol canım. Ne oluyor? Bir pusu. Bugün şanslı günüm de olmalıyım. Kahrolasıca gringolar bunu anlamıyor. Ya da anlamak istemiyorlar. Bueno! Geldim patron. Şu İngilizceni konuştur da. Bu adama nereden geldiğini, kim olduğunu sor. Buna gerek yok dostum. İşe bak. Onu gringo sanmıştım. Meğer bizden biriymiş çocuklar. Burası turistik gezi için iyi bir yer sayılmaz, değil mi budala? Buraya bir keşif gezisi için geldik. Ha, bu doğru mu? Evet. Size araştırma yapmak için kim izin verdi? Hadi! Arabadan inin pislikler! Hadi! Dışarı çıkın! İn aşağı! Kahrolasıcı araçtan hemen inin! Tamam, sakin ol. Ben dedim. Tamam, görüyoruz. Tamam. Hey sen! Yengesi bir kadın sevgili. Çocuklar! Yürüyün! Arkadaşım bu akşam yemeğe kalacak. Kaldır kıçını sürtük. Hadi gel buraya gel. Hadi çıkın bakalım. Hadi. Herkesi o araçtan indir. Hayır, oraya gitmek yok. Gel bakalım. Tamam. Merak etme. Sen nereye gidiyorsun? O pisliği buraya getir. O adam Chicago'lu bir bilim adamı. Kesesini sürtük. Hey. Bırak onu pislik. İşte böyle. Ben sürtüklerimi böyle severim. İlk önce onu b**eyim arkadaşlar. Hadi diz çök sürtük. Diz çök dedim. Diz çök. Yeter artık. Patron, adam bir tüfekle ormana kaçtı ve onu bulamıyoruz. Bulamıyoruz da ne demek seni serseri? Diğerlerini getirin. O tarafa geç. O tarafa geç. İşe bak. Dinle pislik. Onu yere bırak. Eğer bu fıstığı bir tavuk gibi kesmemi istemiyorsan tabii. Aptalca bir şey yapmadan önce ahbap, o beynini dağıtırım. Şu anda başına nişan almış durumdayım.
aptalca bir şey yaparsan burada ölen ilk adam olursun. Duydun mu? Bueno. O pisliği öldür, böylece ciddi işler yaptığımızı anlasınlar. Brujo. Brujo, brujo, brujo. Pekala, benim dostum. Mani, sakın aptalca bir şey yapayım deme. Burada ne işin var senin serseri? Söyle, yoksa beni mi takip ediyorsun ha? Boş versene. Saçmalayıp durma, o kadar önemli biri değilsin. Benimle oyun oynamaya kalkma. Senin burada ne işin var? Duş almayı özledim ahbap. Şirinliği bırak ahbap. Bana burada ne aradığını söyle. Yeter artık, benim. Sakin ol. Bu profesör için çalışıyoruz ve bir su altı mağarası arıyoruz. Bu bölgeyi iyi bildiğimden onların rehberi oldum. Profesörmüş. Boş versene. O adam profesör falan değil. Hadi hadi ama. Tamam, biraz sakin ol, tamam mı? Hey doktor, silahlı arkadaşına burada her şeyin yolunda olduğunu söyle. Arkadaşlarına silahları bırakmalarını söyle. Neden bir korumaya ihtiyacı var? Nedenini biliyorsun serseri. Şunlara bir baksana. Sakin ol kardeşim. Buralar tekin olmadığından ona bekçi köpeklerinden birini getirmesini söyledim ama yeter. Ben ciddiyim. Tamam mı? Bırak geçelim. Şimdi o bıçağı eski karımdan çek. Ve bu korsan kılıklı adamına oğlanı bırakmalarını söyle. Eski karın mı? Evet, eski karım. Bu sürtük eski karın mı? Evet öyle. Bırak onu. Sahi mi? Yemin ederim. Seni biliyorum dostum. Eskiden bu kadar katı değildin. Sana ne oldu ha? Tamam. Pekala. Tamam, tamam. Yeter. Ona silahını indirmesini söyle. Yeter. Tamam. Onları rahat bırakın arkadaşlar. Hadi. Herkes biraz daha sakin olsun. Tamam, tamam. Miller, sorun yok. Silahını indirir misin lütfen? Şu adama bakın. O bir koruma değil. Bu adam özel kuvvetlerden olmalı. En azından buralarda çok işimize yarıyor. Bak, ben çok ciddiyim. Geçmemize izin ver dostum. 2 günlük sıradan bir keşif gezisi ve sonra buradan gideceğiz. Hangi cüretle bu budalaları ve sürtükleri buraya getirirsin? Seninle uzun bir geçmişimiz olduğu için kardeşim. Üstelik orada gördüğün kadın benim müstakbel eşim. Yani ona saygı göster. Yani eski karını ve şu anki sevgilini birlikte mi getirdin? Evet. Gerçekten budalasın. Gel sana sarılayım. Benim kahramanımsın. Senden öğrendim. Peki. Evet, patronunu nereye götürüyorsun? Aslında bu İspanyol gringonun çok çetin ceviz olduğunu öğrendim. Bilirsin. Evet, ya. Bizi bir günlük keşif gezisine çıkardı dostum. Bir günlük. O zaman sana tek bir şey söyleyeceğim dostum. Sen gerçekten delisin. Ama bana bir şey bırakman gerekecek. Herkes borcunu anında öder. Burada işler nasıl yürür bilirsin. Evet. İstersen elimizdeki jipi alabilirsin. Hurda olarak satıp bedelini tahsil edersin, olmaz mı? Sakin ol. Masrafları ben karşılarım. Bence çok adil. Bıçağım. Pekala. Hadi buradan gidelim. Teşekkür ederim kardeşim. Seninle şimdi ödeştik. Bueno. Küçük bir hediye. İhtiyacın olacak. Şuna bak bebeğim. Değerli bir parça. Teşekkür ederim. Tohumsuz dostlarım. Pekala. Gidelim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Araçtan eşyamızı alın. Hemen yola çıkıyoruz.
Benim kahramanımsın. Gözünü bile kırpmadın canım. Evet, sanırım altıma edecektim. Harika. Dost yüzler. Hadi önce senin. Hey Tio dostum. Hey. Şimdi bana bu dostumuzun neyin peşinde olduğunu söyler misin? Bu bir sır. Sırrın bu ormanda kalacak. Değişik bir adamsın Mani, gerçekten. Bruno'nun sana ne borcu vardı? Ayrıca onu nereden tanıyorsun? Burada ormanda yaşadığım günlerde hamile karısını bir yılan sokmuştu. Helikopteri olan birini tanıyordum. Onu hemen helikoptere atıp hastaneye götürdük. Kadın yanında bebeğiyle birlikte geri döndü. Yani onun kızı benim vaftiz kızım. Demek vaftiz babasısın. Evet. Üstelik o ve ben birlikte 20 ton uyuşturucu taşıdık yani. Hiç şaşırmadım. Baksana, sence araçlar o korumaların yanında güvende mi? Elbette, endişen olmasın. Bruno otomobil yedek parçası satmaz. Beni endişelendiren oradaki G.I. Joe ekibi. Onlara sakin olmalarını söylemeliyiz çünkü sorun istemiyorum. Affedersin ama İspanyolcayı çok iyi konuşuyorsun. Neden bana söylemedin? Çünkü benimle hep başka dilde konuşuyordun. Ayrıca İngilizce konuşurken daha rahat. Nerede öğrendin? Babam Caracas'ta Birleşik Devletler elçisiydi ve orada kalıp görevini tamamlamaya karar vermişti. Bense 4 yaşımdan beri Venezuela'da yaşıyorum. Çalışmalarımın çoğunu orada yaptım. Babam öldüğü zaman Yucatan'a geldim. Sadece çalışmalarımı sürdürmek için değil, ayrıca Maya dilini de öğrenmek için. Belli oluyor. Venezuela aksanım var. Maya dilini de iyi konuşuyorsun. Evet, öyle. Artık dilimizde konuşabilir miyiz? Olur, sorun değil. Bu arada harika bir sigorta poliçesi. Teşekkür ederim. Hayır, merak etme. Onlara bir saat veriyorum. Sonra herkesi yatmaya göndereceğim. Hayır. Ben buna bağlılık anları diyorum. Herkesin bir arada olması gerekiyor. Evet, olabilir. Ama işimi ciddiye alırım. Ben de. Ama bir daha ne zaman iyi vakit geçireceğimiz belirsiz. Haklı olabilirsin. Evet. Artık ekibimle bana biraz daha bilgi verebilir misin? Bilgi mi? Hı. Arkeolojik siteler aradığımızı söylemiştim. Bunu anladım. Ama ne tür yerler? Yani tam olarak ne arıyorsun? Ne bulmayı bekliyorsun? Bazı sorularım var. Ve yakında cevaplarını alacağım. GPS'e göre arkeolojik siteden 4 saat uzaktayız. Yani yakında bileceğiz, dünyayı mı değiştireceğiz, yoksa kuyruğumuzu kıstırıp geldiğimiz yere mi döneceğiz? Tek fark var. Sonuç ne olursa olsun her biriniz cebinde 100.000 dolarla evine geri dönecek. Hadi biraz eğlenelim. Ben almayacağım. Dinlenmem gerek. Hadi. Hepimiz arada bir eğlenmeyi hak ediyoruz, değil mi? Hadi. Get jealous!
taraftan gelin. Hadi bu taraftan. Geliyorum. Tehlikeli bir yol. Evet, pek çok vahşi hayvan var. Tehlikeli bir yol. Vahşi hayvanlar. Evet, gördüm, ben de gördüm. Hadi. Tamam, bazen yol boyunca gizlenirler. Burası uzunca bir yol. Adımlarınıza dikkat edin. Çok dikkatli olun. Evet, evet. Daha uzun bir yol görünüyor. Kaç saat kaldı? Bu GPS'e göre neredeyse vardık. Uzun sürecek mi? Yol uzakta. Evet, yol uzakta. Tamam, iyi miyiz? Herkes iyi mi? Evet, lütfen diğerleri arkamızdan gelsin. Tamamdır, biraz burada dinlenelim hadi. Bu tarafa. İşte burası. Şuna bakın. İşte burası. Hı-hı. İşte aradığımız yer. Ekibini hazırla. Çocuklar, hemen tekneye dönün ve bütün ekipmanı buraya getirin. İçeri gireceğiz. Tamam. Gidelim çocuklar. Şu işi yapalım. Hadi bakalım. Doğal ışığı görebiliyorum. İçeri sızıyor. Küçük bir mağara. Ve aradığımız yer burası mı? Her şey ve diğer tarafta ne olduğunu bilmiyoruz. Çocuklar, Doktor Green ile diğerlerinin geçmelerine yardımcı olalım. Yol boyunca onlara rehberlik edeceğiz. Evet. Galiba bulduk. Aradığın yeri bulduk. Mükemmel. Ne zaman girebilirim? Ekibim döner dönmez. Hemen ayarlayacağız, sizi sokacağız. Pekala. Tamam. İyi iş çıkardınız. Teşekkür ederim. Hazır mısınız doktor? Benim arkamda kalın. Tamam. Bu kısa bir mağara. Umurumda değil. Yine de kurallara uyacağız. Güvenlik önce gelir. Anlaşıldı. Arkanda ben olmak isterdim bebeğim. Ha ha. Çok komiksin Mani. Burası çok güzel. Hep bir astronot olmak isterdim. Belki de astronottan çok yakındır. Dış uzaya çıkmak yerine iç uzaya girmek. Heyecan verici. Tam anlamıyla. Hani herkes geçebildi mi? Evet. Harika. Hepimiz burada toplanacağız. Ekipmanı buraya taşıyın. Hey, hadi getirin. Tamam, tüpleri buraya koyalım hadi. Tamam. Söylemiştim. Bu alanı kullanabiliriz. Miller. Efendim. Çantamdaki tarayıcıya ihtiyacım var. Daniel. Sadece sen ve senin kameramanın, o kadar. Geliyoruz. Devam. Evet, burası mı? Bunu göreceğiz. Çok tuhafmış. Burası niye bu kadar özel? Burayı bu kadar özel yapan bir şeyleri gizliyor olması. Anlıyorum. Şu tarafta. Devam et. Tarayıcıyı tut lütfen. Tabii. Mezar odası mı? Olamaz. Bir giriş olması gerekiyor. Ekibinle konuş. Bu civarda bir giriş aramamız gerekiyor, tamam mı? Olur. Mark alsın mı? Evet, temiz bir çekim yapayım.
Bu çılgınca doktor. Bir giriş yok. Zemin sağlam taştan. Sadece o önemsiz piramitlerden biri. Önemsiz piramit diye bir şey yoktur salak şey. Hey sakin ol. Bu da ne? Başka bir giriş bulmamız gerekiyor. Size bunun için para veriyorum. Unuttunuz mu? Ödemeden söz etmişken doktor. Hatırlatayım. Henüz ödeme almadık. Bebeğim ben acıktım. Oo evet anladım. Hayır çok acıktım. Yiyecek seni budala. Tek şey verebilirim. Ne dedin? Bilirsin. Çocuklar toparlanıyoruz. Yağmur yağıyor. Hayır henüz hazır değilim. Yarın yine geliriz. Gidelim hadi. Teşekkür ederim. Gidiyoruz. Gidelim. Hadi. Hadi bebeğim. Kamerayı kapat. Hey, dur. Ne oldu? Hemen gitmek istiyorum. Ne oldu? Tatlım, burada tuhaf bir şey var. Gitmek istiyorum. Peki, tamam. Orayı kontrol edeyim demiştim. Bir şeye dokundun mu? Yeşil taşa hafifçe dokundum ve birden aktif hale geçti. Birden aktif hale geçtim ne demek? Gerçekten eve dönmek istiyorum. Sakin ol bebeğim. Bu o kadar kolay değil, tamam mı? Dinle. Eli, üzgünüm Eli. Mayaların dünyasında pek çok şeyin gizemli bir yanı vardır. İşlerin yolunda gitmesini sağlayan eşsiz mekanizmaları ve gizli sistemleriyle bilinirler. Başına gelen iyi bir şeydi. Yani doğru iz üstündeyiz. Korkacak hiçbir şey yok. Böyle şeyleri daha önce defalarca gördüm. Yine de kontrol edemediğimiz şeylerden uzak duralım. Hayır. Başına gelen harika bir şeydi. En büyük keşifler tesadüf eseri yapılır. Pekala arkadaşlar biraz sakinleşelim. Dinle. Burada herkesin bir amacı var bebeğim. Neden buraya elinin kapısı demiyoruz? Elinin kapısı olsun. İşte oldu. Tamam mı? Sakin ol. Her şey yolunda. Affedersiniz doktor. Onu açmayın bence. Neyi açmayayım? Onu açmayın. Eğer açarsanız kaçabilirler. O kapıdan dışarı çıkabilirler. Bunlar sadece eski efsaneler. O kapağı açmayın. O deliği açmayın doktor. Orası Şibalba'nın evi. O kötüdür. Kötülerin kötüsüdür. Buradan çekin gidin. Size gidin dedim. Hey, neyin var senin ha? Neyin var? Dur, amca bekle.
Bu neydi doktor? Hiçbir şey. Sadece saçma batıl inançlar. Sahi mi? Saçmalamayı bıraksan iyi olur. Sorularımı geçiştirip duruyorsun ve bundan bıktım. Bu yüzden neler olduğunu bana anlatsan iyi olur. Yoksa ekipmanımı toplayacağım ve buradan gideceğiz. Ekibindekilerin 100.000 dolardan vazgeçmeye hazır olduklarını sanmıyorum. Farkında mısın bilmiyorum ama ekibimi para motive edebilir ama beni etmiyor. Daniel, bu 40 yılda bir çıkacak fırsat. Bunu mahvetme, bunu kucakla. Burası şimdiden müthiş bir keşfe dönüştü ve asıl müthiş olanı henüz görmedik. O adam batıl inançları olan bir budala. Bana profesyonel ekip sözü verdin ve senden bunu bekliyorum. Şimdi adamlarına gelip bana yardım etmelerini söyler misin lütfen? Lütfen. Teşekkür ederim. Bakın, acınızı anlıyorum ama şu anda duramayız. Bu sadece korkunç bir kazaydı. Peki cesedi ne yapmamız gerekiyor? Ailesi ne olacak? Onu rehberlerle geri göndereceğiz ve merak etme, masrafları ben karşılayacağım. Bu kaybı parayla telafi edemezsin. Bu adamın bir ailesi var ve öldüğünü bile bilmiyorlar. Ve adamın cesedini bir çekle birlikte katırla göndermeye kalkıyorsun. Bak, onu arkasından çukura itmedim, tamam mı? Bu sadece bir kazaydı. Dinle. Buradaki işimi mutlaka tamamlamalıyım. Hoşuna gitmiyorsa gidebilirsin. Ama burayla ilgili kimseye bir şey söyleme. Anlaşıldı mı? Canın cehenneme. Canın cehenneme pislik. Hey! Hey! Tamam, tamam. Hey, hey, hey. Canın cehenneme. Tamam, sakin ol. Yeter. Sakin olman gerekiyor. Bak. Acını ben de paylaşıyorum ama... ama... bu gezinin risklerini hepimiz biliyorduk canım. Görüntüyü seyrettim. Adamlardan biri onu yanlışlıkla itti. Bu kimsenin hatası değil. Hı? Onlarla gitmek istersen anlarım. Hayır. Ölmeden önce bize o deliği açmayın demişti. Kötü şeyler olacağını söylemişti. Biliyorum. Biliyorum canım. Bunu yapacağız. Ama doktor, Miller, kestirmeden halletmek olmayacak, tamam mı? Özellikle böyle riskli bir yerdeyken. Anlaşıldı mı? Evet. Buradaki ikinci kural güvenliktir. Tamam. Tamam. Mark kayıt yapabilmek için peşimden geleceksin. Tamam. Pekala. Dikkatli Jane. Tamam. Evet. Tamam mı? Oldu mu? Evet. Dikkatli ol. İşte böyle. Tamam. İşte oldu. Evet. Tamam. Güzel. Tamam. Hey. İyi. Mark hazır mısın? Hazırım. Evet. İşte oldu. Aşağıya gel. Sıra sende dostum. Burası ne kadar büyük. Pekala, yolu takip et. Teşekkür ederim. Kafana dikkat et. Pekala, sıradaki aşamaya geçebiliriz. Mark? Evet. Mani ve ekipmanla kal. Önce güvenli mi diye bir bakalım, sonra getiririz. Tamam. Jorge? Evet, elektrik tamamdır. Kabloları. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Maya basamaklarına dikkatli basın. Onları korumamız gerekiyor, tamam mı? Pekala, tamamdır. Doktor Green, güvende misiniz? Ben her zaman güvendeyim.
Bastığınız yere dikkat edin. Tamam. Dikkat et, dikkat et. Yavaş ol. Tamam mı? Pekala. Burası gergin. Daha fazla kablo lazım. Tamam. Tamam. Bu iyi. Mayalar buralarda kutsal sularını ararlardı. Huh. Mani, bunu gerçekten yapıyor muyuz? Evet. Elimizden geleni yapacağız. İşte orada. İşte giriş. Bak burası. Vay canına. Ha? Bir merdiven daha. Çocuklar, birkaç basamak daha var. Bu noktaya tamam. Ulaştığınızda itmeye gerek kalmayacak, tamam mı? Pekala. Bu basamakları kim koymuş merak ettim. Evet. Evet. Tamam. Pekala. Pekala. Tamam. Tamam, tamam. Adımına dikkat et. Tamam. Pekala. Vay canına. Şuraya bak. İşte burası. Daniel, hareketlen. Ekibini de hareketlendir. Burayı araştırmalıyız. İçime kötü şeyler doğuyor. Dur biraz. Böyle bir şey yapman için uygun zaman değil. Burada olmamamız gerekiyordu. Kız haklı. Gerçekten haklı. Daha fazla cesede ihtiyacımız yok. Değil mi doktor? Mani, kendine hakim ol. Rol, daha önce dediğim gibi istediğin zaman gidebilirsin. Pekala, dinleyin arkadaşlar. Bundan sonra duramayız. Yani geri dönmek isteyen biri varsa şimdi tam zamanı. Geride kalmak isterseniz Miller sizinle ilgilenecek. Öyle değil mi Miller? Neye ihtiyacın varsa. Anlıyor musun? Güvende olacaksın. Güvende ve kuru. Belki sana ihtiyacımız olacak. Profesyonel dalgıçsın. Bizi nasıl izleyeceğini biliyorsun. Tamam mı? Lütfen bize yardım et. Fazla ileri gidiyorsun. Mark, hazır mısın? Evet. Rol? Jorge ve ışıklar hazır gibi. Jorge! Işıklar! Buna inanamıyorum. Doktor Green, belki artık aradığımız şeyin ne olduğunu söylersiniz. Eski zamanların kayıp yazıtları. Kayıp yazıtların yakılıp yok edildiğini sanıyordum. Bu biraz saflık olur. Bir düzüne kadardılar ve sadece yarısı yakıldı. Kalanı Roma'ya götürülmüş olabilir. Ama Maya kütüphanesinin büyük kısmı İspanyollar gelmeden 500 yıl önce mühürlenmişti. İçinde en az binlerce el yazması olduğu varsayılıyor. Tamam, dalışa başlıyoruz. Ve tüplerdeki hava 1/3'e düştüğü anda çıkacağız. Anlaşıldı. Tamam. Hadi biraz eğlenelim. Jorge, Mark, beni duyabiliyor musunuz? Evet. Tamam, devam ediyoruz. Pekala. Sen nasıl istersen. Söyle. Eğitim, hava, ışık, nefes, derinlik ve kılavuz hat. Çok iyi Mark. Bu 5 şeye dikkat ettiğimiz sürece bir sorun yaşamayız. Tatlım, çok sinir bozucusun. Dikkatli olun çocuklar. Buna gerçekten inanamıyorum. Şuraya bakın. Arkadaşlar, tüplere bakıp havayı söyleyin. %10. Aynısı. 12. 14. Ama burası dünyanın en güzel yeri. Lanet gibiyim çocuklar. Şuna bakın. Bu gerçek ötesi. Bu şey buraya nasıl gelmiş? Mark,
Zaman doldu. Dönelim artık. Bir saniye patron. Doktor Green için biraz görüntü alayım. Bunu çok sevecek. Tamam yeter. Artık gidiyoruz. Orhan sen öne geç. Pekala. Hayır, yeterince net değil. Oraya yeniden dalmalıyız. Net değil mi? Girişte bulunan taşın üzerindeki yazıtlarla diğer yazıtlar arasında bir karşılaştırma yaptım ve periyodik olarak güneş sistemimizi ziyaret eden sönmüş bir yıldızdan söz ediyordu. Her 3200 yılda bir. Jüpiter'in 4 misli büyüklüğünde ve tüm insanlığı cezalandıran bir yıldızmış. Mayalar ona Boşek adını vermiş. Maya dilinde karanlık ayna demek. Ve efsaneye göre bu karanlık yıldızın gelmesiyle birlikte kendi iblislerimizle yüzleşiyor. Yine efsaneye göre burada dünyada doğan her insanın o karanlık yıldızda kötü ruhlu ikizi doğuyor. Bizim gezegenimizdeki fiziki bedeni ele geçiriyor. Geçen sefer bunu denediklerinde yenilmişler ve tutsak alınmışlar. Tutsak mı? Nerede? Bu Maya yazıtlarına göre burada. Sen ne düşünüyorsun? Benim düşüncem mi? Hı hı. Bence Mayalar bu yazıtları beni kandırmak için bıraktılar. Ne oldu? Aman Tanrım! Ne oluyor? Aman Tanrım! Aman Tanrım! Aman Tanrım! Bunlar da ne böyle? Tamam, hayır, tamam, tamam. Bunlar da ne? Tamam, sakin olun. Tanrım. Sakin olun, tamam, tamam. Tamam, tamam, geri çekil. İçeride bunlardan bir sürü var. Onları gördüm. Hey, tamam, geri çekil. Olamaz. Çekilin. Tamam, durun. Onları gördüm. Tamam, iyi misiniz? İyi misiniz? Evet. Evet. Teşekkür ederim dostum. Sorun değil. Nereden geldiler ki? Hiç bilmiyorum. Pekala. Dünkü dalışın aynını yapacağız. Herkes tamam mı? Anlaşıldı. Doktor Green, bir kez daha son kontrol noktamıza gidiyoruz. Dün mağarayı geçerken yaptığımız gibi. Benim arkamda kalın. Anlaşıldı. Doktor, hemen ileride bir hava boşluğu var. Sudan çıkarken kafanıza dikkat edin. Tamam. Bebeğim, ayrılma. Sana ihtiyacım olabilir. Burası muhteşem bir yer. Şu çatının yüksekliğine bakın. Buna inanamıyorum. Her geçen dakika daha iyi oluyor. Doğru iz üstündeyiz. Hissedebiliyorum. Burada bir akıntı tüneli daha var. Hazırlıklı olun. Beni izleyin. Doktor Green, uzaklaşmayın.
tüplere bakıp havayı söyleyin. Neredeyse %12. %18. %14. Oreninki de aynı. Ha, 17. Tamam, bende de 14. Doktor, 13'e düştüğünüzde döneceğiz. Anlaşıldı. Şeylerde neyin nesi ha? Rol! Jorge! Beni duyuyor musunuz? Daniel'in yanına dönmeliyim. Hayır hayır, seni duymuyorum. Ne yapıyorsun? Lanet olsun. Sakin ol. Üzgünüm ama yapamam. Mark, orada mısın? Duyuyor musun? Bunu yapamayacağım. Bir saniye yapamam. Bekle. Kahretsin Jorge. Yapamam dostum. Üzgünüm, yapamam. Hayır. Jorge! Daniel! Daniel, duyuyor musun? Hadi sudan çık. Duyuyor musun? Ah.
İşte. İşte. Lanet olasıca lamba! Neler oluyor? Raul! Raul sen misin? Sen misin? Hadi yapma. Yapma. Lütfen şimdi yapma. Oh Tanrım. Hey! Beni duyan kimse var mı? Hey! Hiçbir şey göremiyorum. Lanet olsun! Hayır. Lamba olmaz. Ben bakayım. Ver bakayım. Havan azalıyor. Evet, havan giderek azalıyor. Nefesini kontrollü kullan. Ekipmanını çıkar. Hadi sudan çıkalım. Sen deli misin? Burada ne işin var? Lanet olsun. Beni korkuttun. Orada işler gerçekten ters gitti. Ne? Kötü oldu. Ne oldu bilmiyorum ama gerçekten ters bir şeyler oldu. Bilmiyorum. Buradan bir an önce gitmemiz gerek. Yardım edin. Hadi bu tarafta. Hadi. Tanrı aşkına Miller nerede? Neydi Tanrı aşkına? Burada neler oluyor? Neler oluyor? Onlar toloklar. Sürüngen yaratıklar. Efsaneye göre ruh olarak insan bedenine ihtiyaç duyuyorlarmış. Ve bu ruhlar tolokların bedeninde tutsakmış. Efsane mi? Evet ama... Artık efsane değil, gerçek oldu. Oh Tanrım. Oh Tanrım. Ama Tanrım. Daniel. Ama Tanrım, hayır. Beni hayır, dinle hayır. Daniel. Lütfen kendini toparla. Toparla kendini. Hayır. Kendini toparlaman gerekiyor. Bu benim hatam. Oh Tanrım. Tanrım, bunların hepsi benim hatam. Bu benim Bu senin hatam. Hatan değil. Seni buraya ben getirdim. Senden bunu yapmanı ben istedim, tamam mı? Hayır, anlamıyorsun. Sen bunu anlayamazsın. Morisot'u kurtarabilirdim doktor. Ama bütün ekibimi buraya getirdim. Sen kimseyi öldürmedin. Olanların tek sorumlusu benim. Gilipsi kapağı açmamam için beni uyarmıştı. Sınırımı aştım.
tüm uyarıları kulak ardı ettim. Çok bencilce davrandım. Hepinizi buraya sürükledim. Bizi kayıp kütüphaneden uzak tutmak için bir yalan olduğunu sanmıştım. Efsaneye göre burada dünyada doğan her insanın o karanlık yıldızda kötü ruhlu ikizi doğuyor. Bizim gezegenimizdeki fiziki bedeni ele geçiriyor. Geçen sefer bunu denediklerinde yenilmişler ve tutsak alınmışlar. Tutsak mı? Nerede? Şey, yine efsaneye göre burada. O efsane, Kara Yıldız efsanesi. Demek doğruymuş. Gördüğümüz yaratıklar efsanedekiler, değil mi? Beni dinle. Seni buraya ben getirdim. Öyle ya da böyle seni buradan çıkaracağım. Hala anlamıyorsun. O şeyler suya girer girmez bizi avlayacak. Tanrım, Tanrım, Tanrım. Düşmanından 10 misli daha güçlüysen onu kuşat. 5 misli daha güçlüysen ona saldır. 2 misli güçlüysen düşmanı böl. Sayıca azsan geri çekilmek için bir yol bırak. Neden söz ediyorsun? Savaş sanatı, Sanzu. Hala anlamıyorum. Sadece birimizin başarabileceği kadar havamız var. Bize zaman kazandıracağım. Bunu açıklar mısın? Burayı havaya uçuracağım. Hayır, kalan havayı paylaşırız. Mağaranın çıkışına kadar götürür bizi. Sonra da seni buradan çıkarırım. Bunu yapmana gerek yok. Beni buradan çıkaramazsın. Tek şansımız bu. Olmaz. Sistemin güvenliğini sağlamak benim sorumluluğum. İzin ver seni dışarı çıkartayım. Senin tek sorumluluğun o şeylerin yüzeye çıkmamalarını sağlamak. Sana ihtiyacım var. Dünyanın da var. Güçlü bir kadınsın Daniel. Ve şu anda tek umudumuz sensin. Şimdi çok geç olmadan buradan çık git. O şeylerin sana dokunmalarına izin vermeyeceğim. Herhangi bir şekilde yüzeye ulaşırlarsa hepsini avla. Hepsini öldür. Kafalarına tek mermi sık. Ama dikkatli ol. Tıpkı bize benziyor olacaklar. Onları yılan gözlerinden tanıyabilirsin. Unutma. Buradan çıkmak için sadece 5 dakikan var. Oyun şimdi başlıyor pislikler. Çocuklar, buradan gitmemiz gerek. Ne
dönmeliyim sen. Hayır, hayır, run, run! Hayır, hayır, dur! Su ve karanlık iblislerin korkutucu gözleriyle doluydu. Bedenleri tutsak edilmişti ve kutsal bir su altı mağarasının derinliklerindeydi. Yüzlerce yıl geçti. Büyük Maya uygarlığı ve sakinleri gizemli bir şekilde yok oldular. Şehirlerini terk ettiler. Geride olacaklarla ilgili bir kehanet bıraktılar. Pizongagal, sürüngenlerle ilgili kehanetleri anlatan bir el yazması. Gelecek uygarlıkları dönecek kötü siyah yıldızla ilgili uyardılar. Bu yıldız güneş sistemimize dönecekti. 9 elçiyi ve iblis savaşçılarını arayacaktı. Bizim cehaletimiz ve hırsımız yüzünden bu elçiler kaçtı. Sürüngenlerin iblis lideri artık tamamen özgür ve diğerleri de şu anda yolda. Ama hiçbiri bir hata değildi. Hiçbir şey tesadüfen olmadı. Onun Mayaların kayıp kütüphanesini bulma arzusu da öyle. Doktor Green çok büyük bir keşif yaptı. İnsanlık için çok önemli bir keşif. İnsanların acı çekmesinin ardındaki nedeni keşfetti. Şimdi araştırmalarına büyük güçlerin yol gösterdiğini biliyorum. Şimdi meslektaşlarımın ve dostlarımın boş yere ölmediğini biliyorum. Onların ölümü insanlığı korkudan ve kölelikten kurtardı. Paralel bir evrende beni kurtardılar. Rüyalarımı bilgelikle doldurdular. Ve diğerlerini uyarmam için beni hazırladılar. Artık bir amacım olduğunu biliyorum. Bir kurtuluş planı olduğunu biliyorum. Onları ortaya çıkarmak için hayatta kaldım. Onları güzel gezegenimizden kovmak için. Ve şimdi bu savaşta yalnız olmadığımızı da biliyorum. Hiç yalnız olmadık. İşaretler her yerde. Yardım geldi.